Efendim, bu bölümde misafirim Akfen GEO Genel Müdürü Sayın Sertaç Karaağoğlu. Sertaç Bey, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Şimdi biraz Akfen GEO ile başlayalım. Uzmanlık alanında oteller var. Önemli büyük ölçekli inşaat projeleri var. Halka açık bir şirketten bahsediyoruz. Aynı zamanda yatırımcısı varsa bizi izleyen, sorularınızı lütfen çekinmeden iletin. Ben de Sertaç Bey'e sorayım. Çok sıkıştırmadan, usul usul ondan sonra. Şimdi önce rakamlara bakalım mı Sertaç Bey? Yine Akfen GEO tarafında ilk yarıyı geride bıraktık. Nasıl geride bıraktınız? Yılın geri kalanı için yapılmış plan ve hedeflerin neresindesiniz en azından? Belki bize bunu aktarabilirsiniz. Tabii ki. Teşekkür ederim. Öncelikle yayın hayatınızda da başarılar diliyorum. Gayet başarılı gidiyor. Çok teşekkürler. Biz Akfen GEO olarak yatırımcılarımız ve sektör iyi bilir. GEO sektöründe ağırlıklı konut olan GEO sektöründen farklı bir şekilde otelcilik, otel yatırımları üzerinde yoğunlaştık ve şu ana kadar 2002'den 2017'ye kadar 15 senede 290 milyon euro harcayarak 15 tanesi Türkiye'de, toplam 20 tane otelimiz var ve bu otelleri 19 tanesi Fransız, dünyaca bilinen 4500 tane otel işleten Accor şirketi tarafından işletiliyor. Biz de mal sahibi olarak onların gelirleri üzerinden kira elde ediyoruz ve tabii ki turizm sektörü, hem yerli hem de yabancı turizm sektöründen rakamlarımız çok etkileniyor. İki sene biliyorsunuz turizm sektöründe sıkıntılar yaşandı çeşitli sebeplerden dolayı ve son bir senede de bunun toparlanma sürecini yaşamaya başladık. Dolayısıyla bizim geçen seneye göre bu seneki rakamlarımızda önemli artışlar kaydettik. Kamu yayınlatma platformunda da tabii finansallarımızı yayınlıyoruz, burada da görülüyordur. Doluluk oranlarımız önce çok arttı. Sonra oda fiyatlarımızda ciddi artışlar yaşanmaya başladı. Ve bizim euro bazında, ki eurodaki son dönem artışa rağmen biz gelirlerimiz euro bazında %28 arttırdık. Bu TL bazında %70'lere yakın bir gelir artışına tekabül ediyor. Bunda hem Rusya'nın hem Türkiye'nin turizmde daha ileriye gitmesi, Rusya'daki Dünya Kupası'nın tabii ki otellerimizin konaklamalarında çok büyük faydası oldu. Burada önemli bilanço anlamında gelirler elde ettik ve geçmiş dönemde yatırımlarımızın belki karşılığını alma anlamında son iki sene çok parlak geçmemiş olmasına rağmen iki seneden sonraki bir sene gayet telafi edici ve tatminkar oldu ve gidiş de daha iyi. Çünkü Türkiye'ye baktığınızda %25'lik bir turist artışı var. 22 milyon turist geldi ilk 7 ayda ve bunlardan 13 milyar dolar Türkiye turizm geliri elde etti ki bugünün belki de en büyük ilaçlarından birisi diyebiliriz. Hı hı. Peki gayet iyi rakamlar, yeterli mi? Değil. Mesela Rusya'da Dünya Kupası'nda gördük ki 13.7 milyar dolar Rusya sadece Dünya Kupası'ndan gelir elde etti. Yani bizim 7 ayda turizmden elde ettiğimiz toplam geliri bir aylık organizasyon. Dolayısıyla bu şu anki gelen turistler bizim, yerli ve yabancı turizm bizim için yeterli diyemeyiz burada. Çünkü özellikle spor ve kongre organizasyonları turizm gelirlerinde müthiş avantaj sağlıyor. Katlayarak eğer bu organizasyonları ülkemizde yapabilirsek, kongre turizmini ve spor organizasyonlarını 50 milyar dolarları bile zorlayabiliriz. Çünkü sağlık, kültür ve diğer turizm alanlarında iyi iyileşmeler var. Yani henüz istenen yerde değiliz ama yatırımlar anlamında, teşvikler anlamında hareketlenmeler var. Biraz daha kongre turizmiyle önümüzdeki senelerde de doluluklarımızı biraz daha ileriye taşımayı hedefliyoruz. Evet, hiç şüphesiz herkes turizmde daha iyisini hak ettiğimizi söylüyor. Yavaş yavaş inşallah onu da sağlıyor olacağız. İnşallah. Bu yılki performans iyiydi zira. Tabii sizin özellikle otel yatırımları, yani inşaat tarafında, gayrimenkul tarafında bu tarz bir yatırım alanında faaliyet göstermiş olmanız aslında biraz koruyucu olmuş. Doğal bir hedge mekanizması yaratmış diyebiliriz. Ama yine de şimdi devam edeceğim, uzun vadeli planları ayrıca soracağım, yatırımcı merak ediyor.
büyük ihtimalle yılın geri kalanı ya da 2019 ve sonrası için ne öngörüyor Akfen GEO diye. Ama sizin söylediklerinizden birkaç not aklıma geldi. Mesela dediniz ki yatırımları işte euro ile yaptık ve euro ile gelirlerimizi de elde ediyoruz. Üstelik gelirlerde de euro artmış olmasına rağmen yine euro bazında artış var, artış var dediniz. Evet. Bu çok önemli. Aslında bir Türk yine orada da bir hedge mekanizması, koruma mekanizması çalışmış gibi görünüyor. Ama yine de gayrimenkul sektörü deyince biliyorsunuz son zamanlarda kamuoyunda özellikle kur artışı, üretici maliyetleri tarafındaki artış çok dile getirilir oldu. Doğru. Hem niş bir alanda olmanıza hem kendinizi aslında euro ile yatırım, euro ile gelir şeklinde hedge etmenize rağmen siz de etkilendiniz mi? Ne kadar etkilendiniz? Ya da etkilenmediyseniz bunu sadece bu şekilde mi yaptınız yoksa başka finansal enstrümanlarda kullandınız mı? Biz elbette ki aynı gemideyiz. Bu ülkenin bir şirketi olarak etkilendiğimiz konular oldu. Biz 2015 ve 2016'da 2017'nin ortasına kadar turizm sektöründeki bu olumsuz gidişte euro cinsinden, TL cinsinden her türlü gelir kaybı yaşadığımız için tabii ki yatırımlarımızın belli bir kısmını da krediyle finanse ettiğimiz için oluşan nakit açığı için bir sermaye artışı gerekti. Fakat Türkiye'de biliyorsunuz bedelli sermaye artışları yatırımcılar tarafında nedense hoş karşılanmıyor. Bu yurt dışında böyle değil. Sebebi de şu, Türkiye'dekini de anlayışla karşılıyorum ama bir şirketin içerisine sermaye soktuğumuzda içerideki yatırımcı ona katılmıyorsa hisse oranı düşüyor. Halbuki o şirket daha değerli bir şirket, daha likit bir şirket olduğu için aslında şirket çok daha değer kazanıyor. Ama bu olumsuz görüş sebebiyle sermayedarımız, ana sermayedarımız Akfen grubu, küçük yatırımcıyı da korumak anlamında bedelli sermaye artışı yerine Türkiye'de ilk defa denenen paya dönüştürülebilir tahvil, convertible bond dediğimiz enstrüman tercih etti. Ve Ocak ayında, bu senenin Ocak ayında ilk defa halka açık bir şirket olarak biz bu ihracı gerçekleştirdik. SPK'dan 300 milyon liralık bir limit aldık ve bu limitin 170 milyon lirasını kullandık. Bu tahville yatırımcı 3 sene sonra ya bononun faizini ve ana parasını tahsil edecek ya da biz onun yerine hisse senedi vereceğiz. Ve bunun da opsiyonu şirkette, yani buna da şirket kendi finansal durumuna göre karar verecek. Aslında bu dönem için çok uygun bir enstrüman. Faizlerin yüksek olmasına rağmen sonunda faiz ödememe, onun yerine hisse senedi verme opsiyonu şirketlerin bu dönemler içinde finansallarını düzeltmeleri adına çok önemli bir enstrüman. Biz bu dönemi bu şekilde atlattık. Sermayelerimiz çok ciddi destek oldu. Karlı bir konut projesini, bizim bilançomuzda küçük bir yer oluşturmasına rağmen karlı bir konut projesini de üzerimize aldık ve onu da realize etmek üzereyiz. Tabii ki hedge enstrümanları çok önemli. Bizim gelirlerimizin tamamı euro değil. Türkiye'de de iç turizme yönelik otellerimiz var. Buradaki finansal sektörün bilinen hedge enstrümanlarını elbette kullanıyoruz. Fakat burada ben regülatörlerin ciddi desteği olmasına rağmen bir iki konuyu daha destek olurlarsa bu işte şirketlerin lehine olacağını düşünüyorum. Hangi şöyle konular? Ki biraz mesela Exim Bank kredilerinden şu anda ihracatçılar yararlanıyor. Turizm acentaları, döviz girdisi sağlayan turizm acentaları yararlanıyor. Biz otel yaptık yurt dışında. Ve bu otellerden gerek temettü yoluyla gerek direkt kira gelir yoluyla döviz girdilerimiz var. Ama biz Exim Bank kredileri kapsamına giremiyoruz. Türkiye'ye ciddi döviz sokuyor olmamıza rağmen. Yeni yatırım yapmak istiyorsanız tabii ki sermayenize oranla biraz da kaynak, dış kaynak sağlamanız lazım. Ama burada Exim Bank kredileri bizim, biz onların dışında kaldığımız için bunlardan yararlanamıyoruz. Bir başka konu da şu. Şimdi önümüzdeki dönemden de bahsedeceğiz dediniz. Oraya da şimdiden gireyim. Mesela hemen yatırımcı soruyor. Ne zaman net kâra geçmeyi planlıyorlar acaba diye. Biz 2013'ten sonra 2017 yıl sonunda net kâr açıkladık. 4 sene sonra ilk defa bunu açıkladık. Yani bizim son açıklanan yılı finansal tablolarımızda biz zaten net kârdayız. Peki bu sene ilk ve ikinci çeyrekte neden zarar açıkladık? O da şu. Bizim 2025'e kadar olan vadeli, yani önümüzdeki 7 senede ödenecek döviz kredilerimiz var, yatırım kredilerimiz. Aslında çok güzel bir soru. Ben de bu konuya temas etmek istiyordum. Şimdi bir şirketin 1 milyon dolar kredi borcu varsa, bunu geçen sene aldıysa 3,5 milyon TL olarak bunu aldı. Öyle. Ve şu anda bu borç 6,5 milyon lira. Aradaki 3 milyon lirayı kredi borcunu 2025 yılında ödeyecek olmasına rağmen aradaki 3 milyon lira farkı, kur farkını bu sene zarar yazacak şirketler. Biz sermaye olarak güçlüyüz ama sermaye olarak bizim kadar gücü olmayan şirketlerde
rasyo bozulacak. Yani sermaye kayıpları büyük boyutlara varacak. Ve bu 31.12.2018'de olacak. Buna tedbiren şunu öneriyorum. Burada özellikle şirketlerin finansallarının nasıl olacağını düzenleyen Kamu Gözetleme Kurumu, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri SPK mevzuatında. Siz eğer bu sene yaptığınız kur zararını bilançonuzda sermayenizden düşerseniz sermayenizi büyük ölçüde kaybedebiliyorsunuz. Halbuki bu 7 sene sonra realize olabilecek bir zarar. Bizim için söz konusu olmasa bile uzun vadeli borsalanan pek çok şirket için bu söz konusu. Bundan kurtulmanın yolu bu kur farkı giderini giderleştirmektense, zarar yazmaktansa, aktifte siz bunu gelecek yıllara ait gider olarak kaydederseniz ve bunu kredi vadesine kadar taşırsanız, gerçekte yaşayan ama kağıt üzerinde zora giren pek çok şirket kredi vadesine kadar bu durumu telafi edecek sermaye artışı, daha karlı bir operasyonla bu sorunu telafi edecektir. Ben aslında buradan da biraz mesajı... önlem almış oldunuz öyle mi? Yani siz önümüzdeki ilişkin olarak bugünden. Biz buna bizim ihtiyacımız olmadı açıkçası. Bizim zararımız o boyutlarda olmadı, kur zararımız. Çünkü aynı zamanda biz kurdan söylediğim ölçüde fayda da sağladık. Yani daha doğrusu zararlarımızın büyük ölçüde telafi ettik diyeyim. Ama bizim gibi döviz cinsinden kazanmayan ama döviz borçlanan şirketlerin bilançoları yıl sonunda şirketler aktif olarak işliyor olmasına rağmen sermaye kayıplarına uğruyor gözükmemeleri için, ileri vadeli döviz borcu olanlar için bu şekilde düzenlemeler yapılabileceğini düşünüyorum. Yine yatırımcılarından belki de sadece izleyicilerimizden meraklı olan biri döviz açık pozisyonu ne kadar diye sormuş Akfen GYO'nun. Akfen GYO'nun biz tabii finansalarımızı KAP'ta yayınladığımız için çeyrekler halinde orada görebilirler. Bizim 290 milyon euro yatırım yaptık demiştim. Bu yatırımlarımızın bugünkü değeri 350 milyon euro. Yani euro karşısında değer kazanan yatırımlarımız var. Ve net aktif değerimiz şu an itibariyle 150 milyon euro. Bizim yatırımlarımız borçlarımızdan çok daha fazla olduğu için ve gelirlerimizin %70'inden fazlası döviz olduğu için biz aslında ciddi bir açık pozisyonda değiliz. Yani şu an itibarıyla dövizin Ağustos ayındaki yükselişinden sonra bu durumda büyük ölçüde değişiklik yine olmamış durumda. Çünkü Ağustos ayında da turizm gelirlerimizde, dış turistlerden kaynaklı gelirlerimizde de ciddi artışlar oldu. Hı hı. Yıl sonu finansallarında zaten bunu yıl sonuna kadarki dövizin hareketlerine göre görebilecekler. Kur farkı zararını tabii ki yazıyor döviz kredisi kullananlar. Ama burada yine de döviz kredisi hiç kullanılmamalı mıydı, ne kadar kullanılmalıydı kısmını da düşünmek lazım. Şöyle düşünelim. Siz beraber bir otel yatırımı yapalım sizinle ve Türkiye'de olsun bu. Bir organize sanayinin içerisine bir otel yapalım. İç turizme, iç seyahatlerine yönelik. Sizin 10 milyon euronuz var, benim de var. Hı hı. Ve 30 milyon euroluk bir yatırım yapacağız. 10 milyon euro açığımız var. İkimiz 20 milyon toplayabiliyoruz. Ve bunu krediyle alalım dedik. Ve bakıyoruz otel 8 yılda bu krediyi ödeyebilecek durumda. Şimdi 8 yıl vadeli bir kredi kullanacağız sizinle. Ama şu anda biz bu otel döviz geliri elde etmeyeceği için döviz kredisi kullanamıyor. Bu sene çıkan regülasyonla biliyorsunuz, evet. 15 milyon doların altında bir döviz kredisi kullanamıyor şirketler. Ve bu döviz kredisini kullanamıyorsunuz, o zaman TL kullanacaksınız. Zaten daha mantıklı çünkü TL geliriniz var. Ama bakıyorsunuz şu anda 8 yıl vadede bir TL fiyatlama yok. Yani bankaların, finans kuruluşlarının bu fiyatlamayı yapıp bu ürünü sunmaları imkansız. Hı hı. Dolayısıyla iş yine döviz cinsinden borçlanmaya geliyor. Yani eğer uzun vadeli yatırım yapacaksanız ya TL'de bir fiyatlama olması lazım. Bu da uzun vadeli bu sis perdesinin, içinde bulunduğu sis perdesinin dağılmasıyla olacak. Ya da öteki tarafta döviz cinsinden borçlanacaksınız. Hı. Aslında döviz cinsinden borçlanılmasının Türkiye'deki dövize de, döviz kuruna da faydası olacak. Eğer dışarıdan borçlanırsanız, yani Türkiye'deki bankalardan değil de biz beraber yapacağımız otelin 10 milyon eurosunu gidip de dış kaynak bulursak, o zaman Türkiye'ye sıcak döviz de sokmuş olacağız. Ya dolayısıyla burada çok yerinde olan ve bir süredir uygulamaya başlanan regülasyonlarda bazı yan etkileri var. Sadece o yan etkilerden, evet, bahsediyorum. Evet. O yan etkilerde telafi edildiği takdirde hem yatırım tarafında hem de
işletme tarafında finansman biraz daha kolaylaşmış olacak. Evet, yani şimdi yeni döneme biraz daha detaylı bakalım derken aslında bunları da konuşmakta fayda var. O finansmanı bulmak ne kadar kolay olacak, ne kadar maliyette olacak, işte bütün bunları hesaplamak gerekiyor. Bu dönemde de oldukça zor. Bu arada siz döviz açık pozisyonunuzu ya da mevcut tabloyu anlatırken reel efektif döviz kuru geldi. Bir gözle de onu izliyordum ben. Programın sonunda zaten değerlendireceğiz ama şöyle bir not düşelim. Bu arada ekranla da gelsin. Dolar TL hali hazırda nerede duruyor görelim onu da. TÜFE bazlı baktığımızda reel efektif döviz kuru endeksi Ağustos'ta 64,82'ye gerilemiş. Önceki 76,01'di. ÜFE bazlı baktığınızda da Ağustos rakamı 71,30 görünüyor. Orada da 79,81'di bir önceki rakam. Yani tarihsel olarak da baktığımızda ne yazık ki Türk lirası bir kez daha en değersiz konumunda reel efektif döviz kuru itibarıyla baktığımızda. Dolayısıyla bu belirsizliklerin belki birçoğunun aslında kaynağı burası. Ne yazık ki Türk lirası tarafında gördüğümüz değer kaybı, daha da ötesinde oynaklık. Evet. Yani bir ileri bir geri hareket edişi ve tabii geldiğimiz seviyeler itibariyle de pek çok anlamda faiz de onun yanı sıra onun bonusu olarak geliyor yanımızda. Evet. İstesek de istemesek de, yani sadece Merkez Bankası'nın koyduğu değil, piyasada oluşan faiz itibariyle de öyle. Her iki türlü de reel sektör açısından zorlu oluyor ya da iş dünyasındaki herkes açısından. Şimdi muhtemelen 6. ay rakamlarını da aldıktan sonra şöyle bir yıl sonuna oturup bakmışsınızdır. Artık her gün baktığınızı biliyorum da, yani geleneksel olarak bir analiz yapılır her çeyreğin sonunda. Evet. Bakalım biz neredeyiz, hedefimize ne kadar yakınız diye. Bir revizyon yaptınız mı 2018 yıl sonu için mevcut rakamlarınızda? Yaptıysanız neler yaptınız? Bütçemizde bir revizyon yapmadık ama biz bu sene 3 sene önce kırdığımız 16,5 milyon euroluk toplam kira geliri rakamının rekorunu kırmayı hedefliyoruz açıkçası. Hı hı. Bu bir hedef elbette. Altında da kalınabilir. 16 milyon euro da belki kalabilir ama hedefimiz 16,5-17'lere gelmek. Bu da gerçekten o olumsuz 2 seneyi çok iyi telafi eden bir yıl olmuş olacak. Biz burada tabii yatırımcılarımıza bu bilgileri aylık yatırımcı sunumlarımızla web sitemizde ve KAP'ta açıklıyoruz. Sorularında yatırımcı ilişkilerimize cevaplıyoruz. Çok da güzel sorular geliyor. Yatırımcılarımız burada lütfen soru sormaktan çekinmesinler. Biz yatırımcılarımızın avantajı ve dezavantajı nedir değerlendirmeden herhangi bir kararda vermiyoruz. Mesela 2016 yılında bir geri alım programı başlattık. Akfen GEO kendi hisselerinin %2,3'ünü geri aldı. Ve geri aldıktan sonra hisse değerinde %58'lik bir artış da oldu. Tabii biz bunu bu artıştan faydalanmak için değil, yatırımcımızı korumak için yaptık. Ama GEO'ya yatırım yapan yatırımcılar için belki biraz daha sabırlı olmalarını tavsiye ediyorum. Şu anda GEO'lar 3'te 2 civarında bir iskonto ile işlem görüyorlar. Yani %60, %70 civarında net aktif değerlerin altında hisse senedi değerleri var. Ve şu anki sis perdesinde son 4 ayın işlem hacmine baktığınızda artık alım satım azalmış durumda GEO'larda. Yani artık GEO hissedarı hisse satmak da istemiyor. Yani bir dip mi oldu? Artık biz buradan bir hisse satmayalım gibi bir düşünce olduğu için piyasada işlem hacmi hareketleri çok düştü GEO'da. Bu bir fırsat olabilir ilerisi için elbette. Mutlaka GEO hisseleri önümüzdeki dönemde net aktif değerlerine uygun değerlemeler alacaklardır. Ama onun zamanlamasını hep beraber zaman içerisinde göreceğiz. Bir izleyicimiz yazmış madalyon nickname'ini, diyor ki İstanbul atıl bir oteller şehri oldu, artık otel açmamalı, 22 yıllık turizmciyim diye ekliyor. Avrupalı turist gelmiyor, birey başına harcama geçen yıllara göre oldukça düşük. Bunlar hep konuştuğumuz şeyler ama bilmiyorum, siz bir otel yatırımcısı olarak katılıyor musunuz sayın izleyicimizin değerlendirmesine? Haklı olduğu yer ağırlıklı ama şu da var. Şimdi son 3-4 senede gerçekten İstanbul'da çok otel yapıldı ve bu maalesef turizmdeki olumsuz zamana denk geldi. Evet. Biz 2017'de son otelimizi açtık. Bunun yatırım kararını 2015'te vermiştik ve biz bunun yatırım kararını verdiğimizde her şey o kadar iyi gidiyordu ki. İşte 2015'te yatırıma başlayıp daha sonra bitirenler bu talep düşüklüğüne denk geldiği için piyasa bu anlamda bir arz fazlasına boğuldu. Ama şimdi talebin tekrar canlanıyor olması, mesela bizim İstanbul otellerimizde Karaköy'deki otelimizde %95'in altına aylardır düşmedik. Tabii bu yaz sezonu, dış turizmin de etkisi var.
Ama Anadolu yakası diye baktığınızda belki orada biraz daha arz fazlası önceki seneye göre fazla. Oranın toparlanması biraz daha geç olabilir. Ancak şu an için son bir sene için söylediği şey yatırımcımızın biraz daha telafi edilmeye başlandı. Ve bu kongre ve spor turizmleri de devreye girdiği anda ve yeni havalimanında açıldığı anda bu otellerin yetişemediğini göreceğimiz zamanlarında geleceğini İnşallah. Düşünüyorum. İnşallah. Ne kadarlık bir vadede bu hedefi koyuyorsunuz önünüze? Valla yeni havalimanı elbette Ekim'de açılacak görünüyor ve daha sonrasında o parti yeni etapları da devreye girecek. Ve etrafı çok da bakir şu anda. Yeni projeler de var. Bu Anadolu yakasını ne kadar etkiler bilmiyorum ama bütün şehri kapsayacak bir kongre ve spor turizmiyle ilgili tur operatörlerinin ve organizatörlerinin yurt dışındaki pazarlama başarılarına bağlı biraz da. Onları göreceğiz ve mümkün olduğu kadar en kısa zamanda olmasını biz de diliyoruz. Bütün dileğimiz o yönde. Şimdi 15 tane Türkiye'de, 4 tane de Rusya'da, toplam 19 otel. Bir de Kıbrıs'ta var, 20 tane. 20 otel. Yani bugünden değil de belki daha önceden planlanan ama zamanlaması buraya gelen yeni yatırımlar söz konusu mu? Önce onu sorayım. Bir ikincisi de Accor'la stratejik ortaklık iyi gidiyor gibi görünüyor. En azından sizin lehinize, çünkü gelirler artmış o tarafta. Onlarınki de artıyor tabii. Onlarınki de artıyor mu? Onlar da memnun mu? Tabii. Ve hani bunun devamı söz gelecek mi? Yani ne kadarlık bir sözleşmeden bahsediyoruz? Hani yani ömür billah Akrol'u mu çalışacaksınız? Ve tabii yanına başka stratejik ortaklıklar da eklemek niyetinde misiniz? Neden olmasın? Tabii başka stratejik ortaklar da her zaman olabilir ama biz Accor'la çok iyi gidiyoruz. Biz gelirden ve kardan kira aldığımız için biz kazanıyoruz demek, Accor kazanıyor demek. Biz fix bir kira almıyoruz. Dolayısıyla zor zamanda beraber gelir kaybına uğradık. İyi zamanda da bu avantajı beraber yaşıyoruz. Biz Accor'la 25 yıllık kontratlar imzalıyoruz ve otel bazında imzalıyoruz bunları. 20 otelimizin 19'unda onlarla çalışıyoruz. Ve en yakın kontratın vadesine daha 10 yıldan da fazla var. Bu onlar için de bizim için de bir avantaj. Çünkü bu istikrar demek. Bu sürdürülebilirlik demek. Biz en büyük amacımız zor dönemlerde de gelirlerimizi belli bir rakamın üzerine tutmaktı. Ve bu ancak markalı tanınmış partnerlerle sağlayabiliyorsunuz. Özellikle zor dönemlerde birbirinize dayanarak aşıyorsunuz bunları. Bu stratejik ortaklık devam ederken bir başka stratejik ortaklık da yapabiliyorsunuz o zaman. O da herhalde olabilir mi? Yani o elbette da bir yapabiliriz ama şu anda öyle bir şeyimiz yok. Accor'un faaliyette bulunmadığı başka alanlarda stratejik ortaklarımız olabilir. Sağlık turizmiyle bir iki örnek inceledik. Sağlık turizminin yeni alanlarında bir iki örnek inceledik ama burada henüz verilmiş bir yatırım kararımız yok. Zaten olduğu takdirde anında biz bunları KAP'ta duyuruyoruz. Evet. Bu konuda çok hassasız. Ben de bir an heyecanlandım, acaba ilk kez bana mı söyleyeceksiniz diye ama olmadı. Mevzuatsal olarak imkansız olduğu için söyleyemiyorum. Evet. Ama olduğunda tabii ki KAP'ta duyuracağız. Yeni pazar arayışı var mı bu arada? Hani Rusya'nın dışında başka bir yerde yeni yatırım planlanıyorum ya da Rusya'daki faaliyetleri arttırmak, oraya yeni bir otel vesaire, bunlar da var mı? Yani çok kısa vadeli söylemiyorum ama orta ve uzun vadeli planlar nasıl? Şimdi mevzuat yurt dışında inşaat projesi geliştirme menize engel. SPK mevzuatına göre onu da değiştirilmesi için Sermaye Piyasaları Birliği nezdinde bir girişimimiz var. Evet. İlgili arkadaşlar çalışıyorlar. Bütün GEO'larla ilgili bir sıkıntı aslında bu. Bir GEO yurt dışında bir arsanın üzerine şu anda inşaat yapamıyor. Mevzuatsal anlamda böyle bir kısıt var. Ama yurt dışında mülk edinebiliyor. Biz de grup olarak Akfen grubu inşaatı çok kuvvetli bir grup inşaat sektöründe. Kendimiz inşaatını yapmayacak olduktan sonra böyle bir yatırım bizim için ne kadar avantajlı gibi bir soru işareti de var. Bütün bunları değerlendirip mevzuat değişikliği gerçekleşirse neden olmasın? Son bir soru. Sevgili Murat Keskin'in aslında söylediği bir söz izleyicimiz. Onunla tamamlayacağım ve de soracağım. Şimdi diyor ki gayrimenkul yatırım ortaklıklarına ilgi artacaktır dediniz ya daha önce, biraz sabır lazım diye. Evet. Murat Keskin demiş ki sektör temettü vermeye başlarsa ilgi artar, yoksa geo listelerine ilgi azalır ama üzgünüm bunu göremiyoruz. Akfen GEO'nun temettü politikasını sorayım son olarak, böyle tamamlayalım. Bunu kesinlikle bir önceki SPK başkanımızla birebir konuşmamızda da kendisi de dile getirmişti. Tabii ki bu şirket bazına değişen bir konu. Borçlu olan şirket var, borçsuz olan şirket var ama GEO'ların ağırlığı konut sektöründe olduğu için ve konut sektörünün
şu an bir durgunlukta olduğu için ciddi kar, temettü dağıtacak derecede kar elde etmeleri bu dönem için zor ama ben gelecek için ümitliyim. Gelecekten kastınız gelecek yıl mesela. Şimdi gelecekte 2019'da dağıtılacak temettü 2018'in gelirinden olacak. 2018'deki konut satışlarında çok cazip bir ortam olmadığı için, çok yüksek satışlar olmadığı için biraz zor 2019'da temettü. Fakat burada hisse fiyatlarında bir avantaj var GEO'da. Dediğim gibi 2/3 oranında bir iskonto var. Bizim temettüğümüzde de az önce söylediğim döviz kredilerinin, ileri vadeli döviz kredilerinin fiktif olarak zarar yazılması bizim de temettü dağıtmamıza engel oluyor. Ama bahsettiğim regülatörler eğer burada finansal raporların düzenlenmesinde bütün şirketler için ve ülke için de faydası olacak bu bahsettiğim düzenlemeyi yaparlarsa neden olmasın? Çok çok teşekkür ediyorum Sertaç Bey. Geldiniz, anlattınız, bütün sorularımızı içtenlikle yanıtladınız. Umarım herkes tatmin olmuştur diyeyim. Yine bekleriz. Akfen GEO Genel Müdürü Sertaç Karaoğlu'nu ağırladık. Şimdi bir küçük reklam arasına daha gidiyoruz. Ondan sonra şu reel efektif döviz kuru var ya, hani geçtiğimiz aydan daha da düşük bir seviyeye inen Ağustos'ta, ona bakacağız.